Ders İngilizce YouTube kanalı. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. 7. Sınıf 4. Ünite Wild Animals. Resimdeki hayvanların isimlerini daire içine alın. Bu etkinlikte örnekteki gibi her kategori için hayvanların bazı örneklerini yazın. Bu etkinlikte metni oku ve doğru kategorinin altına hayvanları yaz. Buradaki kategorilere baktığımızda çocuklarım, mammals, memeliler, birds, kuşlar, reptiles, sürüngenler, insects, böcekler, fish, balıklar. Üçüncü etkinliğimizde cümleleri oku, metindeki hayvanları bul ve boşluklara onların isimlerini yaz. Dördüncü etkinlikte ise ikinci etkinlikteki her kategori için 2 tane daha hayvan ekle. Dinleme ve konuşma bölümüne geçtik. Birinci etkinliğimizde resimlerdeki hayvanların isimlerini söyleyin. İkinci etkinlikte konuşmacıyı dinleyin ve birinci etkinlikte senin işittiğin hayvanlara tik işareti koy. B2. Listen to the speaker and tick the animals you hear in activity B1. Crocodiles are reptiles. They live in the Tropic of Africa, Asia, America, and Australia. They always lay eggs. They are often dark brown. They can be 6 meters long. They have strong legs. They can run fast. They have also strong teeth. Small mammals, birds, fish, snails, and insects are their prey. Polar bears live in the Arctic. They are big mammals. They have white fur to protect themselves from the cold. They have strong legs, and they can run fast. They are about 2.5 meters long. They can weigh about 250 to 750 kilograms. They can swim very well. They mainly prey seals and whales. They live up to 18 years. Üçüncü etkinliğimizde konuşmacıyı tekrar dinleyin, tablodaki eksik bilgileri doldurun. Dördüncü etkinlikte bir arkadaşımızla birlikte yapacağız bu etkinliği. Birinci etkinlikteki resimlerden bir hayvan seçin. Aşağıdaki tablodaki bilgileri kullanarak sorular sorun ve cevaplar verin. Birinci etkinlikte bulmacaları oku. Boşluklardaki hayvanların isimlerini tahmin et ve isimleri boşluklara yaz. İkinci etkinlikte ise çitalar hakkında bilgiyi oku ve soruları cevapla. Üçüncü etkinliğimizi bir arkadaşımızla birlikte yapacağız. Kartlardan birini seçin, birbirinize sorular sorun ve senin kartındaki eksik bilgileri doldurun. B kartı sayfa 131'de. Dördüncü etkinlikte ise üçüncü etkinlikteki senin kartındaki bilgiye bak ve koala ayılarını tanımlamak için bir paragraf yaz. Birinci etkinlikte açıklamalarla ifadeleri eşleştirelim. İkinci etkinlikte ise senin bildiğin nesli tükenmiş ya da nesli tükenmekte olan hayvanların bir listesini oluşturun. Bu etkinliğimizde resimlere bakın, verilen kelimelerle onları eşleştirin. Fazladan iki kelimemiz var. Bunu da dikkate alın. Bu etkinlikte, üçüncü etkinlikteki hayvanlar hakkında metinleri okuyun ve verilen kelimelerle boşlukları doldurun. Beşinci etkinlikte nesli tükenmekte olan ya da nesli tükenmiş bir hayvan seçin. Aşağıdaki soruları cevaplayın. Onun geçmişi hakkında bir rapor hazırlayın ve bunu arkadaşlarına sunun. E1 etkinliğinde ise nesli tükenen bir hayvanın tükenme nedenini aşağıdakilerden hangisi ise bunlara tik işareti koyun. İkinci etkinlikte televizyon programını dinleyin. Tablodaki eksik bilgiyi doldurun. Üçüncü etkinlikte ise örnekteki gibi hayvanları korumak için öneri listesi yazın. Daha sonra onları örnekteki gibi arkadaşlarınıza söyleyin. Activity E. Listening and writing and speaking. E2. Listen to the TV program and fill in the missing information on the chart. Blue whales are the largest animals on the planet. There are approximately 1,500 to 2,000 whales in existence. Humans hunt them for their blubbers and body parts. In the past, hunters hunted them for oil, food, clothing, and other products. The population of Asian elephants is around 40,000. They live in Asia, Thailand, and China. They are intelligent and social animals. Because of the habitat loss, they are in the danger of extinction. Also, people hunt them for their tusks. People are afraid of snakes. Some snakes are enormous, some are very small. The Albany adder is a small snake. It is less than 30 centimeters. It only lives in South Africa. It is poisonous, but it doesn't attack people. It was extinct until now because people harmed their habitat. Bu etkinliği bir arkadaşımızla birlikte yapacağız. E1 etkinliğindeki nedenler ve E3 etkinliğindeki önerileri kullan. Örnekteki gibi benzer bir diyalog oluştur. Proje bölümünde ise iki vahşi hayvan seç, onları tanımlamak için bir poster hazırla, hayvanların yaşamları hakkında detayları anlat ve resimler kullan. Vahşi hayvanları korumak için önerilerde bulun. Etkinlik bölümüne geçtik çocuklarım. Birinci etkinlikte açıklamaları okuyun ve hayvanları tahmin etmeye çalışın. B etkinliğinde türlerin isimlerini yazın. Bu etkinliğimizde sırada yer alan kelimelerden hangisi diğerlerinden farklıysa onu daire içine alın. Bu etkinliğimizde parçayı okuyalım, sorunun cevabını daire içerisine alarak gösterelim. E etkinliğinde D aktivitesindeki parçayı tekrar okuyun, parçadaki eksik bilgileri doldurun. F etkinliğinde ise D aktivitesindeki resimdeki hayvanlardan birini seçin. Onun hakkında araştırma yapın. Bu araştırmayı aktivite D'deki gibi arkadaşlarına açıklayın, tarif edin. Konuşmacıyı dinleyelim. Doğru ya da yanlış yazalım. Daha sonra cümlelerle resimleri eşleştirelim. Activity G. Listen to the speaker. Write true or false. Then match the sentences with the picture. 1. The Bengal tiger never hides in the grass. 2. A koala bear always eats eucalyptus leaves. 3. The Indian elephant sometimes hunts alone. 4. Crocodiles never clean their teeth. 5. Chameleons never sleep during the day. H bölümünde Mike bir hayvan seçiyor. Onun arkadaşları hayvan hakkında sorular soruyor ve o onların sorularını cevap veriyor. Daha sonra onlar hayvanları bulmaya çalışıyorlar. Sen onun arkadaşlarının sorularını Mike'ın cevap vermesine yardım edebilir misin? Diyaloğu oku ve doğru cevaplarla onu tamamla. I bölümünde ise arkadaşlarım should ya da shouldn't kullanarak örnekteki gibi cümleleri tekrar yazın. Aşağıdaki cümlelerden yapabildiklerini tikle işaretle ve kendini kontrol et. Videomuz burada sona erdi çocuklarım. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlar bölümüne yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ayrıca bizlere destek olmak için katıl butonuna basarak ya da teşekkür ifadesini tıklayarak bizlere cüzi miktarlarda destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, şimdiden hoşça kalın.